Efendim merhabalar. Hilal TV ekranlarından Kur'an'la yaşamak adına hepinize canlı, taze, heyecanlı bir selamla selamlarımızı gönderiyoruz. Efendim şöyle düşününüz. İnsanın bu zamandaki halini. Çok katlı bir binadasınız. Belki gökdelen, belki yüzlerce, belki binlerce katı olan bir bina düşününüz. Siz bu binanın belki bodrum katındasınız ya da sadece zemin katını biliyorsunuz. Siz belki yıllardır bu binaya girip çıktınız. Girip çıkmak belki mümkün değil ama o binanın içinde doğdunuz. O bodrum katında doğdunuz. 900 katlı bu binanın diğer katlarından haberiniz yok. Siz sanıyorsunuz ki o bina sadece o kattan ibaret. Ne yukarıda ne de aşağıda bir şey var. Ama size yapılan bina, size layık görülen bina 900 katlı. Her katında başka, bambaşka güzellikler, o kattan da yukarıda daha başka güzellikler var. Ama size insanlar inatla, ısrarla diyorlar ki yo sakın ha. Aklının ucundan bile geçirme. Bu kat her şeyden ibaret. Ötesi yok, aşağısı yok, yukarısı yok. Düşünün ki oturduğu katın altında ya da üstünde başka katların olmadığını varsayan insan günlerden bir gün odalardan birinde gizli bir kapı keşfediyor. Cesaretle merdivenleri çıkarak sarayın diğer katlarına, binanın diğer katlarına doğru biraz ürkek ama oldukça şaşkın bir şekilde çıkmaya başlıyor. Ve herhalde ilk düşündüğü de ben şimdiye kadar niye aldandım, aldatıldım, neden bunlardan benim haberim yoktu diye işte o zaman anlayacak müthiş bir daralmışlık içinde olduğunu. Niye böyle bir muhabbetle girdik programımıza? Çünkü bugün programımızın konuğu, misafiri, değerli dostumuz, meslektaşımız ve aynı zamanda Türkiye'de ben ötesi psikoloji ya da maneviyat psikolojisi dediğimiz alanın öncüsü psikiyatrist doktor Mustafa Merter ve elimde 900 katlı insan kitabından girişle başlayayım dedim. Eyvallah efendim. Bu kitap beni hayli etkiledi. Estağfurullah. Ve bu kitap tabii sadece bu kitap değil, bu kitabın ardındaki o çaba, o gayret, o serüven bambaşka bir şey. Kitap sonuç olmuş kitap ve zahir ama yaşanmışlık bambaşka bir şey. Buradan konuşulacak çok şey var. Ama ben böyle girizgah yaptım. Demek ki modern psikiyatri ya da psikoloji insanı o tek kata tıkmış, buradan yukarıya aşağı çıkamayacaksın diyor. Bunun da temelinde siz özet olarak diyorsunuz ki vahiye muhatap olmamak ya da vahyi, Kur'an'ı, semavi olanı dikkate almamak var. Eyvallah. Nasıl tanışacağız? Kur'an'la, vahiyle nasıl tanıştıracağız insanı? Eyvallah. Efendim öncelikle çağımızda modern psikoloji, bizim de eğitimini aldığımız psikiyatri ve psikoloji insanı batı dünyasının insan görüşünden hareket ederek anlamaya çalışıyor. Ve genelde batı dünyası kendi diniyle kavgalı olduğu için özellikle 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra tamamen spekülatif bazı metodlar kullanarak bazı aslında kanıtlanmamış hipotezlerden hareket ederek bir insan telakkisi, bir insan mevhumu oluşturuyor. Bu insan mevhumunun doğru yanları var ama bir şekilde insan sadece rasyonel bir varlık olarak algılan
yaptığı için, insanın diğer boyutları göz ardı edildiği için bir şekilde yarım anlaşılıyor insan. Yani insanın derinliği, insanın yüceliğini anlayamıyorlar. Sanki bir binanın, kitapta da anlatmaya çalıştığımız gibi, evet, bodrum katlarındaki içimizdeki o olumsuz yönler üzerine odaklaşıyorlar ve insanın Hazreti İnsan potansiyelini, insanın yüceliğini göremiyorlar. Ve bunun üzerine tüm bir medeniyet oluşuyor. Artık yavaş yavaş Batı'da da bizim Türkiye'de temsil etmeye çalıştığımız ben ötesi, yani maneviyat psikolojisi ekolleri gitgide yayılmaya başladı. Ve bir şekilde insanlık maneviyat geleneğinden esinlenerek insanı daha derinliğine bir anlama çabası içine girildi. Özellikle Kaliforniya'da bu konuda enstitüler var, çalışmalar var. Fakat genelde Batı bu çalışmaları yaparken İslam ve tasavvufu biraz ön plana çıkarmadan, biraz hatta yatsıyarak, görmeyerek insanı anlamaya çalışıyor. Biz bu eksikliği dedik ki, acaba biz Kur'an-ı Kerim, hadis-i şeriflerden hareket ederek, tasavvuf büyüklerinin sözlerinden hareket ederek insanı anlamak, insanı ne olduğunu anlama çabasına girebilir miyiz diye bir çalışma içine girdik. İşte bir dernek kurduk ve bu dernekte böyle bir çabanın içinde bu zor işe, çok zor işe, çünkü bayağı bir iddialı bir çalışma, böyle bir işin içine girdik. Arkadaşlarla beraber, hep beraber insanı anlamaya çalışıyoruz. Siz psikiyatristsiniz. Evet. Tabii mesleğinizin önemli bir bölümünü başlangıcında her psikiyatrist gibi genel Freudiyen ya da Jung ve diğer psikiyatristlerin, psikologların kurduğu temel üzerine devam ettiniz. Evet. Hatta kitabınızda bir not da var ki bu başlangıç noktası oldu diyorsunuz. Terapi gidiyor. İşte hastanız iyileşiyor, iyileşir gibi oluyor ve soruyor. Peki bundan sonra? Evet. Peki bundan sonra ne olacak diye. Evet. Yani siz deyim yerindeyse yürümeyen arabanın aksamını tamamlıyorsunuz. Motorunu gayet güzel yeniliyorsunuz. Belki yakıt da koyuyorsunuz. Kendi enerjisini keşfediyorsunuz. Fakat size araba soruyor. Pardon doktor bey, nereye gidecektik? Evet. Bir yol yok yani. Araba sağlam. Evet. Ama nereye gideceğini ve niye gideceğini bilmiyor. Evet. Bu paradigma, bu mesel tam olarak anlatabilir mi? Yani tabii. Bizim vahiy ile insana muhatap kıldığımızda olanı. Tabii. Yani modern psikolojinin insanı bir yere kadar getirmesinden sonra insanın arayışları bitmiyor. Mesela bu söylediğiniz örnekte bir iki sene kadar süren bir bireysel terapi, grup terapisinin sonunda bize terapiye gelen bir hanımefendi şimdi ne olacak sorusunu sordu. Ve işte aşağı yukarı bundan 10 sene, 15 sene evvel biz bu sorunun cevabını vermekten çünkü o eğitimden geçmedik. Dolayısıyla ben aciz bir şekilde anladım ne demek istediğini, gayet güzel anladım. Ama beni aştığı için bilmiyorum dedim. Ne oldu? Birçok insana olduğu gibi bu yeni çağ manevi arayışları dediğimiz ve insana aslında yeterince anlatılmayan, zararları yeterince anlatılmayan arayışlar içine girdi bu bizim birçok terapiye gelen kişiler ve ondan sonra bizim anlatılmayan arayışlar içine girdi bu bizim birçok terapiye gelen kişiler ve ondan sonra bizim seneler boyu kurmaya çalıştığımız, oluşturmaya çalıştığımız o kişilik yapısı, o işte o insanın çevresiyle uyumlu olması, aile ilişkilerinde daha dengeli olması vesaire. Yani temel sorunları, terapiye getiren temel sorunları, her şey birdenbire gümbürledi gitti.
Bir de sizin kişisel serüveniniz var tabii o sırada vahiy ile tanışıklığınız, Kur'an'la tanışıklığınız. Biraz orayı açabilir miyiz? Ben şöyle bir soru sorsam. Eyvallah. Kur'an'la ilk ne zaman tanıştınız? İlk sıcak temas. Mutlaka temas vardır da. İlginçtir. Benim hayatımın büyük bir bölümü Avrupa'da geçti. Evet. 14 yaşından itibaren Avrupa'ya gönderdiler. Ve Avrupa'da yatılı okullarda kaldım ve Türkler yoktu o zaman. Avrupa'da çok az Türk vardı. Hatta hayatımın başladığım yer St. Moritz diye bu kayak merkezi. Orada bir yatılı okulda hayatımı başladım. İsviçre'de St. Moritz'te. Rahmetli babacığım ne istiyorsun diye sordu. O zaman tabii posta falan böyle. Valla dedim işte biraz Türkiye hasreti var. Biraz konserve falan göndeririz. Sanki orada aç kalıyoruz ama işte bizim yemekler. Bir de Kur'an-ı Kerim gönder dedim. Ve o Kur'an-ı Kerim'i o yaşlarda her sabah Türkçe Kur'an-ı Kerim. Her sabah o Türkçe Kur'an-ı Kerim'den bir iki sayfa okurdum. İlk temasım o şekilde başladı. Bu içinde Kur'an hattı olmayan? Kur'an hattı yok, efendim Kur'an yani Arapça alfabesi yok. Sadece öyle bir, o zamanlar Kur'an-ı Kerimler öyleydi. Bir Kur'an-ı Kerim, her sabah Kur'an-ı Kerim'i okurdum. Ve düzenli bir şekilde okurdum, çok erken kalkıp. Ne anladın deseniz pek bir şey anlamadım herhalde ama okurdum. İlk temasım o şekilde başladı. Evet. Bilahare bu mesleği icra etmeye başladıktan sonra özellikle insan ilişkisinde insanla çok derin bir ilişkiye girdiğiniz zaman biz buna empati diyoruz, eşduyum ilişkisi diyoruz. Bizim Türkçemizde buna muhabbet ilişkisi diyebiliriz. O muhabbet ilişkisini yaşarken bazı garip haller oluşmaya başladı. Benim içimde. Mesela zaman çok çabuk geçiyordu. Normalde işte birisiyle sohbet ederken falan bir saat, iki saat ne bileyim ben yani bir saat gibi geçer. Ama o yoğun ilişki halinde zaman birdenbire izafi bir hale geldi. Ve 50 dakika benim için 5 dakika gibi geçer hale geldi. Bu empatik ilişki profesyonel miydi yoksa? Profesyonel, mesleki. Profesyonel. Yani derdi olan bir insan, depresyonu olan bir insan, nörozu olan bir insanla psikoterapi sürecinde beraberken öyle bir haller yaşamaya başladım ki dedim bu nedir? Yeni bir boyutla tanışıyorum ben. Kendi içimde hem karşı tarafta bir şeyler görüyorum hem kendi içimde yeni bir boyutla tanışıyorum dedim. Çok yoğun bir şekilde acıları hisseder hale geldim. Eskiden daha duyarsızmışım. Gözlerim doluyordu terapide. İşte yani bazı böyle daha evvel çevreyi, dünyaya bakarken değişik bir farkındalık oluştu. Yani kendimde böyle bir sanki bir değişimin farkına vardım ve dedim ki bu nedir? Tabii maneviyatla o zaman pek ilişkim olmadığı için bunları tanımlamakta zorluk çekiyordum. Ama çözümün, kapının, yani gitmem gereken yerin maneviyat olduğunu hissediyordum. Dolayısıyla İsviçre'de Sufileri aradım. İsviçre'de Sufiler var. Ve Zürih'te de Nur Hanım diye bir hanımefendinin varlığını duydum. Bir İsviçreli hanımefendi. Fakat nasip değilmiş, kadıncağıza bir türlü ulaşamadım. Ondan sonra benim için belirli bir aşağı yukarı 7-8 sene süren bir meditasyon dönemi başladı. Sanki bir sufileri bulsaydım o meditasyona belki yönelmezdim bilemiyorum. O meditasyon dönemi esnasında çok yoğun meditasyon yapıyordum. Günde 4 saat falan meditasyon yapıyordum. Bu kimin önerisi? Sizin aklınıza mı geldi? Yok, çalıştığım hastanede bir Amerika vardı. Bir Amerikalı hasta bakıcı vardı. Biraz deli. Delişmen yani. İşte gitmiş Seylan'da bir adada aylarca kalmış falan. Onu anlattım derdim. Çünkü kimse beni anlamıyor. Yani İsviçre'liler, diğer meslektaşlarım falan anlamıyor dedim. Ya dedim abla Thomas'ta. Thomas dedi bana bir şeyler oluyor. Acayip şeyler yaşıyorum ben dedim. Bu nedir ya dedim. Oo dedi. Man dedi. It's time for you dedi. To meditate dedi. Yani senin için meditasyon yapma zamanı geldi. Onda ne olduğunu bilmiyorum. Velhasıl biz öyle bir meditatif tecrübeler şeyine girdik. Ve
Değişik haller yaşadım. İşte orada da böyle bazı daha evvel tatmadığım tatları aldım. Fakat bir yere geldikten sonra artık bu işi tamamen neredeyse böyle profesyonelce yapmak durumuna yaklaştığım zaman bir gün bu işi yapanların, bunların ileri gelenlerinin gözlerine baktım. Dedim ne var? Bu insanlar nasıl? Nereye gelmişler bu insanlar? Ve çok ilginçtir. Bir hasret gördüm gözlerde. Hala o gözler gözümün önünde böyle duruyor. Bir hasret, bir varamamışlık, bir eksiklik, bir acı vardı gözlerde. Kendi kendime dedim ki bak Mustafa sen psikiyatrist. Bu gördüğün duyguyu sen, sübjektif bir yanılgı değil bu, sen bunu görüyorsun. Bu da burada bir eksiklik var dedim. Ve bu arada tabii yolum yavaş yavaş Türkiye'ye beni götürdü. İşte ve birçok Avrupalı Müslümanın ve tasavvufla ilgilenenin yaptıkları gibi yollar Konya'ya götürüyor. Hmm. Konya'ya Hazreti Mevlana'mızın dergahına. İşte şey bir arzularla başlayan bir ısınma dönemi yaşadık. O ısınma dönemi esnasında yavaş yavaş işte tasavvufu nedir diye biraz merak etmeye başladık. İşte o meditatif hayatı biraz terk etmeye başladık. Ondan sonra biz Bodrum'a gelip yerleştik ailemle. 25 senelik bir Avrupa hayatından sonra. İşte orada yavaş yavaş camiye gitmeye başladım. Çok Allah kendisinden razı olsun. Bodrum'un çok değerli bir müftüsü vardı Mustafa Yenen diye. Hı hı. Çok sevdiğim, güzel, gönüllü bir insandır. Camiye alışmam, camideki o güzelliği yaşamam, onun cuma namazındaki sohbetleri, vaazlarıyla, çok mütevazi bir sesle, Bodrum gibi bir yerde, malum bizim Bodrum'umuz evet, biraz evet. özel bir yerdir, çok güzel bir şekilde bize İslam'ı anlattı. Ondan sonra nasip oldu işte onunla beraber hacca gitmek nasip oldu. Velhasıl biz de evet. Ben şunu sormak istiyorum şimdi o meditasyonla birlikte Zen, Budizm, Taoizm gibi birçok batılı entelektüelin az buçuk kendi kalıbını aşmaya çalışan insanların uğradığı şey o. Sizin o gözlerde okuduğunuz şeyin tam olarak teorisi nedir? Yani bakıyorsunuz evet insanlar şimdi Türkiye'de de kimi Müslümanlar meditasyon utanılacak bir şey değil ama namaz kılmak utanılacak bir şey. Efendim işte Budist rahiplerin arkasından gitmek hoş karşılanabilir bir şey ama ehli tarik olmak nahoş bir şey. O açıdan baktığınızda tam bir şekil benzerliği var gibi yani bak manevi boyutta bakıyorsunuz evet bir yerlere doğru gidiyorlar bir purifikasyon dediğimiz bir safa hali var ya da o sağlanmış oluyor fark nedir o zaman nasıl formüle ediyorsunuz tabii bunu nefs yapısını biraz anladıktan sonra bildiğiniz gibi tasavvuf ekollerinde ve Kur'an-ı Kerim'de de altı nefsi emmareden başlayan altı nefs mertebesinden nefsi safiye Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Yedinci evet. mertebe Kur'an-ı Kerim'de geçmez ama marifet sahipleri onu da nefsi safiye Raziye Mardiye'den sonra. Eyvallah. Evet. Bir şekilde bilirler. Bu anladığım kadar sonradan anladım. Hakikaten disiplinli bir şekilde ve genel kuralları bozmadan, yani bütün dinlerin genel kuralları, işte kul hakkı yemeyeceksin, efendime söyleyeyim insanı suizan yapmayacaksın, gıybet yapmayacaksın, çalmayacaksın, insanı incitmeyecek, hakkı yemeyeceksin, efendime söyleyeyim insanı suizan yapmayacaksın, gıybet yapmayacaksın, çalmayacaksın, insanı incitmeyeceksin, hırslanmayacaksın vesaire. Yani bu kurallar riayet edildiği takdirde ve çok disiplinli bir şekilde meditasyon yapıldığı takdirde meditasyon insanı belirli bir yere kadar getiriyor nefs mertebelerinde. Fakat insanı ben merkezinden koparabiliyor mu bu? Çok az. Bakın
benim söylediğim tarzda o disiplinle, o otodisiplinle meditasyon yapan bir insan, o otodisiplinle ama. Evet. Ki o maalesef mesela bizim Türkiye'de bu öyle o camiada bulundum. O otodisiplini görmüyorsunuz. Oturuyorlar işte ne, bir saat iki saat meditasyon yapıyorlar. Ondan sonra gidiyorlar bir bara, kafaları çekiyorlar vesaire. Ama o otodisiplinle yapılırsa, ya diyelim ki Himalayalarda bir mağaraya çekildi ve o mağarada kapandı, bir müzevi hayat sürdürüyor. Büyüklerimizden duyduğu, tasavvuf büyüklerinden duyduğumuza göre mutmainne mertebesine kadar gelebiliyorlar. Ama kuralları bozmadığı takdirde. Bak bu çok önemli. Şunu sormak istiyorum. Allahsız nasıl geliyorlar? Orada bir rol kapma yok mu? Rabbim isterse getirir. Yani o hali yaşıyorlar. Ama o hale takılıp kalma. Çünkü birazdan sözü ne edeceğiz? İslam ve tasavvuf anladığımız kadarıyla, duyduğumuz kadarıyla büyüklerimizden bir sürekli gelişim potansiyelini insanın önüne seriyor. Bu gelişimin sonu yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Mevlana'nın Şems-i Tebrizi Hazretleri ile karşılaştıklarında o Şems-i Tebrizi Hazretlerinin o müthiş sorusu. Tutuyor atın düzengisinden, şekerciler arasından çıkmış Hazreti Mevlana'yı. Söyle bana diyor. Kim daha diyor, yücedir diyor. Hazreti Muhammed mi diyor, Beyazıt-ı Bistami mi diyor. Hazreti Mevlana'mız şöyle bakıyor, Şems-i Tebrizi, gözleri çakmak çakmak yanan, böyle saçlar buralarda. Gördün mü diyeceksin. Görenler öyle diyorlar. bir volkan. Böyle, kim daha yücedir diyor. Bu ne biçim soru diyor. Tabii ki diyor Hazreti Muhammed diyor. Ama diyor Şems-i Tebrizi. Beyazıt-ı Bistami diyor, bu cübbenin altında ben haktan başka, Allah'tan başka hiçbir şey görmedim dedi diyor. Hazreti Mevlana'mız şöyle bakıyor. Ama diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günde 70 kez istiğfar ederek her seferinde 70 merhale kat etmiştir diyor. Özü budur benim anladığım kadarıyla. Yani sürekli kapı daha tekamül. Yani bir nefs katına, diyelim ki mutmainne katına gelindi, kalındı. O katta kalmak varoluşsal açıdan, ontolojik açıdan bir hapishaneyle, hapishanede yaşanan bir hapishane hücresinde yaşanan bir hayatla eşdeğer. Bunu da çok anlamlı bir rüya ile bir şekilde bir Budist'in rüyası bana bunu gösterdi. Bir vesileyle bir Budist beni ziyarete geldi ve aramızda bazı böyle konuşmalar oldu. İşte biz İslam ne olduğunu bana sordu. Dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. O da kendi doktrinini savunuyordu. Bu konuşmamızın ardından o gece o arkadaşım benim bir rüya gördü. Rüyasında düz bir alanda yürüyor. O düz alanda yürürken birdenbire önüne bir merdiven çıkıyor. Yerin dibine giden. O merdivenden inmeye başlıyor. Bir koridora giriyor. Ve koridorda karşısına demir bir kapı çıkıyor. Demir kapıyı açıp karşı tarafa geçmek istiyor. Öbür tarafına geçmek istiyor. Geçemiyor. Ve eğilip demir kapının anahtar deliğinden bakıyor. Bana dedi ki aynen bunu söyledi. Gözlerimi yakmayan dediği çok tuhaf bir ışık gördüm dedi öbür tarafta. Ama niye geçemedim ben o kapının öbür tarafına dedi. Vesselam. Anlaşıldı, evet. O kapının öbür tarafına geçildi. Evet, o kapının öbür tarafına geçilmediği takdirde istediğiniz kadar meditasyon yapın, yoga yapın veyahut işte ne yaparsanız yapın. Belirli bir balayı döneminden sonra bir şekilde ontolojik daral, o sıkılma hali insanın üstüne çöküyor ve tekamül duruyor. Yani vahye muhatap olmaksızın ve Rabbe tabi olmaksızın, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın izinden yürümeksizin bir kemalat yolu yok. Mümkün bu değil. Kapalı. Mümkün değil. Eyvallah. Bunun sahtesini icat etmiş olsak da en azından hal olarak
o demir kapıya kadar gidiyor diyorsun. Demir kapıya kadar gidiyor. O demir kapının beri tarafında belki bazı güzel şeyler yaşıyor. Ama hiçbir zaman karşı tarafta, öbür tarafında yaşanabilecekleri yaşayamıyor. Siz ben ötesi psikoloji ya da maneviyat psikolojisini ben ötesi isminden gitmek istiyorum. Kişinin, eyvallah. Benim okuduğum kadarıyla vahyin bizi inşa ederken en önemli noktası, en büyük hedefi, belki tek ilkesi, kendimizi kendi ben merkezimizden kurtarmak. Eyvallah. Kendi bencilliğimizden, cimriliğimizden, başkalarını düşünmemekten, bencillikten ve bencilikten aynı zamanda. Benci. Fakat modern hayat tam tersi, bencillik, cimrilik, kendini düşünmek, egoist, böbürlenmek, kibirlenmek eksenli bir hayat kuruyor. Evet. Şu anda da kimse kimsenin umurunda değil gibi. Evet. Yani faizin başkasının emeğini sömürmek olduğunu unutmuşuz neredeyse. Evet. Ya da zekat verme yükümlülüğünün zekat verenlere yardım değil, kendimize yardım olduğunda farkında değiliz infakın. Bu bağlamda Alak suresinin özellikle ilk inen ayetlerinde malum, İkra, Bismillahirrahmanirrahim, İkra bismi rabbikellezi halak, halakal insane min alak. Ve insanı buradaki alakadan yarattık. İlgiden, sevgiden, başkasını düşünme üzerinden yarattık. Ve ikinci okuy ihtarı ikra ve rabbukel. Ve rabbukel ekrem. Senin Rabbin ekremdir. Oysa o toplumda yani bu Hira'nın tepesinde, Nur Dağı'nın tam tepesinde, orada yalnız duran bir zata geldi bu. Aşağıda ne olup bittiğine baktığımızda, aşağıda alakadan yaratıldıklarını unutmuş insanlar var. Birbirine sırt dönmüş, birbirini umursamayan, birbirini sömüren, köleleştirebilen, çocukları bile diri diri toprağa gömebilen bir diğer gamlığı kaybetmiş. Hakperestliği kaybetmiş bir toplum. Benleşmiş, bencilleşmiş bir toplum. Ve kerim, ekrem olan Rabbi tanımayan bir toplum. Birbirine karşı cömert, birbirine karşı aynı zamanda ikram sahibi, birbirini gözeten, birbirini düşünen, birbirinin elinden tutan bir toplum değil. İşte o topluma gelen vahiy şu anda bize de acil olarak inmesi gerekiyor bu vahyin. Eyvallah. Bizim böyle bir okuma yapmamız lazım. Vahyi yeniden okumak gerekiyorsa herhalde bir defa alakadan birbirimize ilgiden yaratıldığımızı keşfetmemiz ve bu varlığın da varoluşumuzun da ekrem olan, kerim olan, herkese karşılıksız veren bir Allah'ın var ediş olduğunu da kavramamız lazım. Bu bağlamda sohbetimiz yürüyecek. Ben sizin sıcak temasınızda merak ediyorum. Bu çerçeveyi ben öğrendiğimde gerçekten heyecanlandım. Yani siz sürekli terapi yapıyorsunuz, insan psikolojisinin derinliklerine girip çıkıyorsunuz. Gerçekten sorunun dibinde ne var? Bunalımların, depresyonların, obsesif kompulsif rahatsızlıkların vesaire vesaire. Dipteki taş, o bizim kendi elimizde kuyu attığımızda bir türlü psikiyatristlerin de çıkaramadığı belki taş nedir? Efendim, insan bu dünyaya sığmıyor. Sorun bu. Psikiyatristlerin de çıkaramadığı belki taş nedir? Efendim, insan bu dünyaya sığmıyor. Sorun bu. Sorun bu. Evet. Biz bu dar alem için, bu kuyu için, Hazreti Mevlana'mız Mesnevi Şerifinde bir kuyuya benzetir. Biz kuyuda var olmak için yaratılmamışız.
o kuyudan çıkıp kartal gibi göklerde uçmak için yaratılmışız. Ama o kuyudan çıkmanın metodolojisini, yöntemini gitgide daha fazla kaybettiğimiz için o kuyunun içinde dönüp duruyoruz ve bir türlü çıkamıyoruz. İnsanın temel iki yönelimi vardır. Bir tanesi dünyaya yönelik bir eğilimdir, dünyaya arayıştır ki o da onda olması gerekir. Yer yoksa insan var olamaz. Yer çekimi gibi. Aşağı doğru çeken bir şey. Eyvallah. Bir de insanın bir ulvi yönü vardır. İnsan bu iki çekim arasında dengeyi bulup, bunun sentezini yapıp yükselmeye doğru, yani ontolojik olarak daha üst bir, daha ferah, daha rahat, daha aydınlık, daha sevgi dolu, daha özgür bir varoluş konumuna doğru çıkmak için programlanmış fıtri yapısı buna uygun bir varlıktır. Bunu yaşayamadığı takdirde insan, yani stagnasyon yaşadığı takdirde, olduğu yerde kaldığı takdirde istediği kadar zengin olsun, istediği kadar bütün sahip olabildiklerine sahip olsun, belirli bir süre sonra bir mutsuzluk yaşar. Şimdi modern insan gitgide bu isteklerin bu toplum tarafından kamçılanması nedeniyle, arzu ve isteklerin bir şekilde tahrik edilmesi nedeniyle bizim yatay istekler dediğimiz, yani bencil kendisine yönelik arzu ve istekler, yani egosunu, ensini şişirecek arzu ve isteklerin peşinde koştuğu için bulunduğu katta dönüp durur ve kuralları bozduğu takdirde, yani bu kuralları bozarsanız düşersiniz diye ayet-i kerimede Rabbimizin bize buyurduğu kuralları bozduğu takdirde nefs katlarında daha da aşağılara, daha da karanlık, daha da dar alanlara düşme riskiyle karşı karşıya. Evet. Biz sohbeti genişleteceğiz inşallah. Bu, eyvallah efendim. Bu eyvallah. Kattan yukarıya nasıl çıkarız onu göreceğiz. Eyvallah. Mesele insanın kendisini kuyudan nasıl çıkaracağı meselesi. Kuyudan nasıl çıkacağız? Eyvallah. Evet. Efendim Kur'an'da yaşamaya devam. Misafirimiz Doktor Mustafa Merter bizim de sohbete devam edecek. Aramıza aralar girmesin bekliyoruz. Ziyade yoğunlaştığı insani boyut, rasyonel boyut. Rasyonel boyut ve bizim duygular dediğimiz, yine o rasyonel yani düşüncelere paralel giden duygular. Duygu repertuarına baktığınız zaman pek fazla duyguya rastlamıyorsunuz. Bildiğimiz işte sevgiydi, nefretti, kıskançlıktı, öfkeydi vesaire gibi. Bütün bunların hüküm sürdükleri yer İnsanın şu rasyonel aklı veyahut nefs psikolojisi açısından bunu ifade edersek nefsi emmare dediğimiz ilkel bir nefs konumundaki insanın varoluş tarzı. Ama insan iki odaklı bir varlık. Hem bir rasyonaliteden ama hem de gönülden müteşekkil bir varlık. İşte Kur'an-ı Kerim'de bu ayette insanın bu iki kutupluluğuna bir şekilde işaret var zannedersem. Ve gönlün ne kadar önemli olduğu, yani gönlün bir şekilde kilitlenmesinin, mühürlenmesinin nasıl bizim görüşümüzü kısıtladığını. Bakın nazar dediğimiz görüş sathi bir görüş. Görüş kategorileri var, duyuş kategorileri var. Ne deriz mesela? Nazar değdi deriz. İlginçtir evet. O tabir. Niye nazar değdi deriz? Ama biliyoruz ki yine Kur'an-ı Kerim'den tasavvuf büyüklerinin Kur'an'dan ilham alarak yaptıkları açıklamalardan, yorumlardan insanın basiret diye, müşahede diye, rüyet diye
başka feraset diye başka potansiyelleri de var. İşte eğer aşırı arzu ve istekleri şu zihninizde hüküm süren dünyaya yönelik aşırı arzu ve istekleri, bencil arzu ve istekleri bir dolu yağmuruna benzetirsek ve gönlümüzü de bir göle benzetirsek, böyle şeyde Karadeniz'e gitmiş olanlar bilirler, Karadeniz'in dağlarında muhteşem dağ gölleri vardır. Evet. O evet. dağ gölleri dümdüz ayna gibidir. Ve o dağ göllerinde civardaki bütün dağlar yansır. Ayna gibi görürsünüz. Aslında insanın gönlü tüm dünyayı yansıtan öyle muhteşem bir potansiyele sahip. Ama arzu ve isteklerin getirdiği o dolu yağmuru o gölün üstüne yağdığı zaman ne oluyor? Göl dalgalanıyor ve dünyayı yansıtamaz. Dünyayı o güzellikleri gösteremez hale geliyor. Dolayısıyla mutluluğun Kur'an-ı Kerim'e göre sırrı insanın arzu ve isteklerini yatay arzu ve isteklerden, yani kendisi için, enesi için, egosu için arzulaması ve istemesinden dikey arzu ve istekler haline getirmesi. Yani benim sahip olduğum şu ne ise bunu eğer insanlığın faydası için kullanır bir hale getiriyor isem, bakın kullanmak da çok 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 ilginç bir tabir. Kullanmak. Bilmiyorum, bunu ben etimolojik araştırmasını şeyini yapmadım ama öyle bir his var içimde, kul haline getirmek. Yani peki şey ne diyor? Batı ne diyor tüketim toplumu için? Consumption diyor. Consumption demek yakıp kül etme demek. Eğer ben eşyayı kul haline getirirsem ve bencil nedenlerle kendimi daha güçlü kılmak için, daha işte neyse kendim için o eşyayı kullanırsam, bunu bir şekilde dünyaya ve insanlığa faydalı hale getiremezsem, bunu kul hale getirirsem bir şekilde bunu yok ediyorum. Halbuki bunu eğer faydalı bir hale getirirsem, verebilirsem bunu, bunu bütün genel şey anlamında görelim, birdenbire hayat anlam kazanıyor. Ve ne diyor biliyor musunuz Kur'an-ı Kerim bunun için? Çok ilginç bir tabir var Kur'an-ı Kerim'de. Size diyor hayat veren işlere koşun diyor. Bu şu manaya geliyor. Burada ayet-i kerimelerde tam olarak... Bunu Enfal ya da Enfal 24 galiba. Enfal 24 değil mi? Eyvallah. Ben teyit edeyim. Evet. Size evet. Hayat bahşeden bir işe ya da bir dirilişe çağırdıklarında. Eyvallah. Paralel anlamlı ayetler vardır mutlaka. Eyvallah. Belki bir çapraz referans çıkar. Evet. Evet. Yani bu şu manaya geliyor. Evet. Demek ki hayat dediğimiz şey statik bir şey değil. Hı hı. Hayat, ben yaşıyorum, benim hayatım dediğimiz şey hayat da olabilir ama bir pseudo hayat da olabilir. Hayat olmayan başka bir şey de olabilir. Sahte hayat. Gerçek vahyin, manada. Vahyin ölüm ve hayat tarifi bizim medikal tıbbi tabirimizden farklıymış. Eyvallah. Vahye göre ölüm dünyadan kopmak değil, kalbin durması değil, kanın akıntısını duyması değil, hakikatten kopmak, hakikatten eyvallah ayrılmak. Eyvallah. Ölüm bu. Diriliş de hakikate tabi olmak. Ki kaldı ki bu durumda tıbbi olarak ölseniz de diri kalıyorsunuz. Eyvallah. Şehitler gibi. Yine şeye geldiğimiz zaman, yine psikolojiyle ilgili yönüne geldiğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'in, insanın temel iki duygusu var. Nefsi emmare konumunda. Affedersiniz, bu insanın, insan oluşunun eşya ile ilişkisi üzerinden tahlilleri üzerine biraz daha açmak lazım. Hatırlar mısınız Esed'in, Muhammed Esed'in rahmetlinin yani Kur'an okuyan, hem de çok incelikle Kur'an okuyan Esed'in Müslüman olduğu akşamı.
bir metro, Berlin metrosu manzarası var. Berlin metrosu, tekasür süresi. Evet, tekasür. Hakimü tekasür, hatta zurtumul mekabir. Evet, evet. Tekasür süresi, Elsa'yla, eşi Elsa'yla Berlin metrosu, metrosunda bir yerden bir yere gidiyorlar. Eve dönüyorlar ve galiba. Eve dönüyorlar ve insanların yüzündeki ifadeye bakıyorlar. İkisi de. Bakın ne oldu? Nazardan müşahedeye geçtiler. Müşahede, İngilizcesini söyleyeyim de, çünkü müşahede dediğimiz zaman bizim bazı kelimelerimiz hiçbir şey ifade etmiyor. Witnessing, şahit olmak. Şahit olmak, ha. Nazar. Yani neye şahit olunur? Dinamik bir şeye şahit olunur. Nazar, bir o süreci görürüz ve onun analizini yapamayız. Yüzeyinde kalırız. Ne oluyor Elsa ile Muhammed Esed? Bakıyorlar ve müşahede ediyorlar, şahit oluyorlar. Bir süreci yakalıyorlar. Ve nereye işliyor? Kalplerine işliyor. O nedir? Gördüklerindeydi ya da müşahede neydi? Ettikleri. Eve döndükleri zaman açıyorlar Musaf'ı ve tekasür süresi çıkıyor karşılarına. Evet. Onlar bir açgözlülük saplantısı içindeler. Ölünceye kadar, kabirlerine gidinceye kadar sürecek bir açgözlülük saplantısı içindeler. İçindeler, evet. Ayet-i kerimesiyle karşılaşıyorlar. Ve Batı insanının, işte bu çok güzel işaret ettiniz oraya, Batı insanının yatay isteklerine, evet, tutsak olmuş, gitgide daha fazla tüketen, bunun adına işte hedonizm diyoruz, zevkperestlik, bunun adına narsisizm diyoruz. Ne kadar sanki bir ölüm acısı çeker gibi bir acı içindeler. O acıyı görmüşler, o acıyı müşahede etmişler insanların gözlerinde. Ve bendeniz de Zürih'te asistan olarak çalışırken, psikiyatri asistanı, sabahleyin otobüsle hastaneye giderken durakta, lardaki insanların yüzlerine bakardım. Çünkü bekleyen insan o şekilde, bir şekilde yüzünde çok ilginç bir ifade oluyor. O ifadeyi çok yoğun bir şekilde görüyorsunuz. O anlamsızlığı, o acıyı, o yalnızlığı çok yoğun bir şekilde yaşıyorsunuz. İşte yaşayan insanla, sözde yaşayan insan arasındaki fark. Evet. Gerçi hep Almanya, İsviçre örneği veriyoruz ama gerginlerin bizim ne kadar Batı toplumu olmadığımız da tartışılır. Ne kadar vahiy toplumu olduğumuz tartışmalı. Artık buraya kadar bulaşmış durumda. Gitgide kayıyoruz. Evet, maalesef. Hatta bu ahlakı almak, kendimi de dahil ediyorum. Artık buraya kadar bulaşmış durumda. Gitgide kayıyoruz. Evet, maalesef. Hatta bu ahlakı almak, kendimi de dahil ediyorum. Mütedeyyin bir insan olmayı, efendim, beş vakit namaz kılmış olsanız da bu ahlakı almak başka bir şey. Çünkü o hep şunu gözlemliyor insan. Beş vakit namaz konusunda kılanlar hassas. Yani onu sekiz yapmaz. Fakat namazın ikizi olarak zikredilen infak konusunda, kaldı ki her vakittir infak, değil mi? Öbürü beş vakit, infak her vakit. Her şeyinizden infak etmeniz lazım. Bakışınızdan, tebessümünüzden, yüzünüzden. Hayret ki hayret, özellikle işte yakın zamana kadar, umarım bu kırılır, hacı ünvanı altında insanların cimriliğinden çok söz edilirdi. Bunun bir kısmı, hadi uydurma olsun ama hacı deyince niye aklımıza eskiden cimri bile olsa cömertleşmiş, eskiden efendim bencil ama şimdi alabildiğine diyargam bir insan modeli çıkmıyor. Namazla beraber namaz kılan insanın aynı zamanda zekat verir, zekat vermeye hevesli, zekat vermek için fırsat kollayan bir insan modeli halinde gelmediğini niye bu kadar çabuk görmüyoruz? Bizim galiba sorunumuz asıl emaneti, evet, ben deme emanetini yerine iade etme sorunumuz eşya ile ilişkimiz üzerinde cereyan ediyor.
Çok çok önemli. Evet. Bizim burada affedersiniz, evet. Cüneydi Bağdadi'nin bir notunu almış Mustafa İslamoğlu Hoca. Tekasür'ün ilk ayetinin altına. Birkaç yerde daha geçiyor bu. Fakrı tarif ediyor Cüneydi Bağdadi. Fakr hiçbir şeye sahip olmaman değil. Dünyalara sahip olsan da hiçbir şeyin sana sahip olmamasına izin vermendir. Bir şeye o zaman çok kolay değil mi? Yani hiçbir şeye sahip değiliz. O zaman da fakrı gerçekleştirdik. Bir şey mi var artık senin için? Fakr imkansız hale gelirdi. Oysa sorun eşyanın miktarı değil. O zaman olsaydı iş kolay olurdu belki de. Ama eşya ile ilişkimiz, miktar evet. Ne olursa olsun, eşya ile ilişkimiz, eşya sana sahip mi? Sen eşyanın sana sahip olmasına izin veriyor musun, vermiyor musun? Evet. Az eşya da sana sahip olabilir, tabii. Çok eşya da sana sahip olmayabilir. Tabii. Evet, yani şeyi tabii, tarihin hiçbir döneminde insanlık şimdiye kadar, şimdiki asırdaki kadar çok şeye sahip olmadı. Benim yaşım 62, ne kadar nesneye sahiptiniz bundan 50 sene evvel deseniz, benim sayacağım size işte 8-10 tane nesne, önemli nesne vardı. Bunlar çok büyük oranda arttı. Cep telefonundan, internetine, modasından, şusuna busuna, ev eşyaları, bütün mekanik ev eşyaları vesaire. Yani biz farkına varmadan o ince ayar bozuldu. Ve biz genelde İslam'ı yaşayanlar da sizin de gayet güzel işaret ettiğiniz gibi Amenü'nün Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde Amelus salihat ile beraber geçtiğini unutuyoruz. Evet. İman Amenü bir kanadıysa evet. Amelus salihat ikinci kanadı. Eğer o amelus salihat kanadı devreye girmezse yükselmek mümkün değil. Dolayısıyla bulunduğumuz konumda belirli bir süre sonra o konumun getirdiği nefs-i emmarenin temel iki duygusundan bir tanesi haf. Haf, korku. Haf, korku. İnsan korku ve ümit arasında bir o tarafa, bir bu tarafa bir sarkaç gibi giden bir varlık. Ve hafın, yani Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, korkunun ilacı nedir dediğiniz zaman, infak ve israrın evet, bunun evet. Bir numaralı ilacı olduğu bize defalarca ayet-i kerimelerde tekrar ediliyor. İzninizle ben en azından bir tanesini hatırlatayım. Eyvallah. Çok uzun olmayan bir ara vereceğiz. Hay maşallah. Artık kendisi geliyor sayfanın. Bakara 261 sevgili dostlar. Mallarını Allah yolunda infak edenlerin durumu 7 başak veren ve her eyvallah. Başakta 100 tane bulunan tohuma benzer. Eyvallah. Burada bir trik var. ufak bir bilmece var. İzninizle size de sormuş olayım Mustafa abi. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu 1'e 700 veren taneye benzer. Eyvallah. Efendim burada 1'e 700 çoğalan nedir? İki açıdan, tabii bu konular beni biraz açtığı için ama iki açıdan bunu görebiliriz. Genelde bir şey verdiğimiz zaman evet. Rabbimiz borçlu kalmayı hiç ama hiç sevmez. Evet. Bir şey verdiğimiz zaman onu bize zaten başka ayet-i kerimelerde de evet. Bu vurgulanır. Bir şekilde o bize verdiğimiz şey, bir şey geri döner. Evet. Evet. Zamanını kendisi bilir. Ama o 700 şey yaşadığımız, verdiğimiz zaman yaşadığımız haller evet. Evet. O maddi değerin çok ötesinde, çok fevkinde bir ecir, bir ödüllerle karşı karşıya gelebiliriz. Benim evet. Ufacık evet. aklım bu kadar yetti. söyleyebildim. Bizimki de bir şey götürmüyor ama buradan evet dostlarımızı hatırlatıyorum. Bakara 261. ayet mallarını Allah yolunda infak edenlerin durumunu anlatıyor.
bakınız mallarını Allah yolunda infak edenlerin mallarının durumu demiyor sadece. Mallarını Allah yolunda infak edenlerin durumu 1'e 700 çoğalan başa, 1'e 700 çoğalan tohuma, taneye, habbeye benzer diyor. Yani burada infak etmekle gelişen, genişleyen insanın kendisi. Eyvallah. İşte aşağı doğru indiğimizde Allah kat kat verir dilediğini. Allah katlar dilediğini. Zira Allah vasidir ve alimdir. Allah genişletir. Kişiyi genişletir. Aşağı doğru iniyoruz. İşte sizin vurguladığınız nokta 262. ayet. Mallarını Allah yolunda infak edip de sonra infak ettiklerini başa kakıp gönül incitmeye kalkışmayanlar ödüllerini yalnızca Rableri katında bulacaklar. Artık onlar için havf da yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Havfun aleyküm merhamet ya senin. Evet, demek ki infak ettiğimizde kişiliğimiz gelişiyor. Hani kişisel gelişim falan diyoruz ya, infak olmuş demek ki. Efendim çok uzun olmayan aramız var. Siz de vaktinizi bu programı dinlemeye, seyretmeye infak edersiniz umarım. Uykunuzdan infak, aklınızdan infak, düşüncenizden infak, zamanınızdan infak efendim. Bekliyoruz. Kur'an'la yaşamak üzere bekliyoruz. Din samimiyettir. Sahabe sordu. Ya Resulallah, kime karşı samimiyettir? Efendimiz buyurdular ki, Allah'a, kitabına, peygambere, Müslümanların imamlarına ve bütün Müslümanlara karşı samimiyettir. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar, hayırlı programlar diliyorum. Mustafa Merter Hoca'ya selam ve muhabbetlerimle. Mustafa Hoca ile şahsen Duisburg Kitap Fuarı'nda çok kalabalık bir katılım ve zamanında gelen insan katılımıyla gerçekleşen bir konferansta tanıştım diyor. Yukarıdaki ifadelerin bir kısmının için tırnak içinde kullandığını Mustafa Hoca bilecek ve gülümseyecektir. Maalesef insanımızın kendisini tanıma noktasındaki ilgisizliği üzücü. Mustafa Hoca'dan kendilerinden aldığım kitaba dua sadedinde bir şey yazmasını istediğimde kendileri Rabbimizin hallerimizi birleştirmesi niyazımla diye teveccüh etmişler. Acaba birleştirilecek hallerimiz üzerine biraz konuşmanızı biraz daha Mustafa Hoca'nın açması mümkün mü diyor. Kur'an'a yaklaşan muhatapların farklılığı kimisini irfana, kimisini beyana, kimisini de bürhana yönlendirmiş Mustafa Hoca. İrfan üzerine duruyor anladığım kadarıyla. Farklılıklarımız var yaratılış olarak. Bu farklılıklar hallerimizin birleşmesine engel olur mu? Böyle sormuş. Sorusunun bir kısmı bu. Murat Kubat kardeşimizin Duisburg'dan, Almanya'dan selamları var. Aleyküm selam efendim. Evet. Kendisine ben de arzu hürmetlerimi bildiririm. Evet. Murat Kubatsız olmuyor bizim. Mutlaka bir soru gönderir. Sağ olsun. Maşallah. Maşallah. Evet, bilmem niye böyle soru yazmış, niye böyle dua etmişsiniz, hallerimizi birleştirmesi niyazımla diye. Bir yerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifinde Rabbim hallerimi birleştir diye bir hadis-i şerife rastladım. İnsanın biraz evvel nefse emmare konumundaki haf ve reca, yani temel varoluş kaygısı bir yanda. Evet. Bir yanda da ümit ile bölünmüş, parçalanmışlık hali tüm insanlığın problemi. Özellikle son olarak bu ikinci kitabımda
hal psikolojisiyle ilgili hayret halini, hayranlık halini işlerken biraz son dönem Batı varoluşçu filozoflarına yöneldim ve Camus'un, Sartre'ın, Schopenhauer'ın ve diğerlerinin bazı yazılarını okudum. Mesela İspanyol asıllı Unamuno diye bir filozof, insan şuurunu yani içinde bulunduğu varoluş konumundan nefsi emmareden, tabii o şekilde ifade etmiyor, bizim anladığımız manada insan şuurunu bir hastalığa benzetiyor. İnsan diyor, insan olduğu andan itibaren, yani düşünmeye başladığından, yani bilinçli olduğundan, yani kendi farkına, kendinin farkına vardığından itibaren çok yoğun bir, yani hayvani halden çıkıp da kendisini dışarıdan izleme veyahut Voltaire'in dediği gibi düşünüyorum, demek ki varım deme durumuna, Voltaire mi demiş, Descartes, neyse, geldiği andan itibaren insan çok yoğun bir trajediyle karşı karşıya kalıyor. Bir yandan sabun köpüğü gibi her an patlamaya hazır bir varlık. Biz çok hassasız. Allah göstermesin, bir araba kazası, bir düşme ve bu balon patlayıveriyor, gidiveriyor. Ve ucunda ölüm. Bir yandan da içimizde çok derin bir ölümsüzlük arzusu. Bu çelişki hep var olmuş mudur hep insanda? Hep var olmuştur. Peki sözünü ettiğiniz filozofların buna bir çözümü var mı? Ya da bu çelişkiyi, peki bu çelişkiyi görmezden mi gelmişler? Adı üzerinde varoluşçular. Çelişkiyi görüyorlar ve diyorlar ki, mesela Camus diyor ki, bu diyor, böyle bir diyor şey, hayat, yani insan hayatı bir saçmalıktan, absürt tabirini kullanıyor. Fransızca'da absürt demek, saçmalık demek. Saçma sapan. Saçma sapan, bir saçmalıktan ibadettir diyor. Sartre diyor ki, insan diyor, bir boşluk denizinin üstünde yüzen bir sinek gibidir diyor. Batmamak için kanatlarını çırpmak mecburiyetindedir diyor. Batacak ve yok olacak, gidecek. Ama yine de diyor erdemli yaşaması gerekir diyor. O da niye erdemli yaşaması gerekir? Çünkü erdemli yaşarsak birbirimizi daha az rahatsız ederiz. Yani ölüm fikri, ölüm düşüncesi insanın en büyük doğduğu andan itibaren ölüme kadar aldığı, verdiği ilk nefesten son nefese kadar insanı gölgesi gibi izleyen temel kaygısı ve temel korkusu. Bu ölüm düşüncesini biz bastırıyoruz. Yani bastırıyoruz dediğimiz bilmezden geliyoruz. Bilinçaltına bir şekilde atıyoruz. Ve şu varlığımızı ölümsüz hale getirmesini ümit ettiğimiz değerlerle yüklüyoruz. Bunlar maddi veya manevi değerler olabiliyor. Bu tekasür de var. Kendisini malıyla, servetle sonsuzlaştırmak. Sonsuzlaştırmak isteyen. Evet. Eyvallah. Bu temel insani kaygı ve hak dininin, derseniz ki bir hak dininin insana, sen bir psikiyatrist olarak bunu değerlendirirsen, ne getiriyor, bana ne veriyor din diye bir ateist bana soracak olsa, ölüm korkusunu tedrici olarak yavaş yavaş bertaraf etmesi derim. Farkına varmadan biz İslam'ı yaşarken başımızı koyduğumuz her secdede, değişik uygulamalarda, nefs mertebelerindeki o rollerimizi terkte, yani rollerimizin ölmesinde, onun yerine yeni kimliklerimizin doğmasında sürekli ölümü yaşarız ve ölmeden evvel defalarca ölerek son ölüme gülerek gideriz. Hatta o derecede gülerek gider ki insan, kamil insan. Hazreti Mevlana'mız düğün gecem der.
Hı-hı. Yani demek ki hak dininin belirtisi, hak dinini sahte dinlerden ayıran en önemli belirti ölüm korkusunun azalmasıdır. Bu insanı insan yapıyor. Bu insanı insan yapar, noktada, anlam verir. Bediüzzaman Hazretleri'nin ilginç bir anekdotu vardır. Bir serçeyi insandan daha talihli sayar. Der ki bir serçe üstelik kirazın da meyvenin de en güzelini yer. Hani budaktakini yer. En uçtakini yer. Ve bunu yerken ne geçmişten gelen hüznü ne de geleceğe dair bir kaygısı vardır. Ama insanın sürekli geleceğe dair korkuları, yani havfı ve geçmişten gelen hüzünleri vardır. Hüzünleri var. Yani kaybedeceklerinden dolayı korkusu ve kaybettiklerinden dolayı da hüznü vardır. Aynen. Sürekli bu iki kıskaç aynen arasındadır. Dolayısıyla insan eğer kaybettiklerini geri alacağı ve dolayısıyla geçmişten gelen hüznünün tedavi edileceği ve kaybedeceklerinin de aslında bir kayıp olmadığı, yani sonunda bir sonsuzluk olduğu müjdesini almadan ve okumadan hayatının hiçbir anında mutlu olamaz. Hiçbir anında yaşamadan haz alamaz efendim. Yaşamadan, yaşaması ilmel yakin, yani bilerek, evet, aynel yakin hakkel yaşayacak, yani bir şekilde bunun bir gerçek olduğunu ilmel yakin bilerek değil, yaşayarak. Ha, bekleyerek değil sadece. Değil. Bu yüzden mümin sadece ahiret beklentisiyle yaşamaz. Ahiretin içinde yaşar. İçinde yaşar. Evet. Kaldı ki bu durumda bakın sizin demin sözünü ettiğiniz yatay düzlemdeki telafilerle uğraşıyoruz. Oysa bu insanı ne kadar zavallılaştırıyor. Birisi tekasür. Sizi bir çoğaltma tutkusu oyaladı, ta mezarlarınızı varıncaya kadar duruyor. Birisi tekasür. Sizi bir çoğaltma tutkusu oyaladı, ta mezarlarınızı varıncaya kadar hümeze. Arkadan gıyabında sürekli bir mala iştahınız artırılıyor. Hümeze. O malla karşılaşır karşılaşmaz o da bir şekilde elinize geçer geçmez o maldan sizi soğutmaya çalışıyorlar. Bir sonraki modelin hatırına. Evet. Aslında hümeze ve lümezenin bir anlamı da bu olsa gerek. Hani birisi açık, gizli açık, arkadan önden. Bir tanesi gizlice, gıyabında aşağılamak, öbürü de açık açık önden. Biz elde ettiğimiz şeylere böyle bakıyoruz, eşyaya. Tüketim mantığı herhalde. Nimet değil, tüketim var burada. Mal var sonuçta. Arkasından iştahlanıyorsunuz. Yüz yüze gelince, kavuşunca iştahınız kesiliyor. Bir sonrakinde iştahlanıyorsunuz. Ve malı yığdıkça büyüyor. Onu birikim saymaya başlıyorsunuz. Ve o malın sizi ölümsüz kılacağını sanmaya başlıyorsunuz. İnsan mal üzerinden kendisine ölümsüzlük biçmeye kalkıyor. Hayır. Pekala biliyor ki o kırıp geçiren de iliklere işleyen bir ateşin dibine savrulmaktadır. Şu anda da bu duygu o insanda vardır. Yani cehennem beklemesine gerek yok. Şu anda hayatı kendisine cehennem ediyor. Nedir bu kırıp geçiren ateş? O Allah'ın tutuşturulmuş ateşi. Öyle bir ateş ki bütün bir iç dünyalarını, kalplerinin üzerinde yükselen bir ateş. Nar. Evet. Hırs insanı kapladığı zaman, ben hırslandığım zamanlardaki duygumu biliyorum. Ya da bir şeyi acaba ben elde edecek miyim, edemeyecek miyim, ona mı kaptıracağım, yoksa bu mu olacak dediğimde aynen şu kalbin üzerinden bir alev yükselmeye başlıyor. Yakıyor. Ne garip. Sonuç lehinize olsa da sönmüyor o ateş.
aleyhiniz olunca zaten sönmüyor. Demek ki biz tatminimizi başka bir yerde arıyoruz. Evet. Evet. Benim sorusunun cevabı olarak ben de artık hallerin birleşmesi. Hallerimiz inşallah birleşir. Birleşir inşallah. Evet. Bizim perdeyi açma zamanı da geldi. Evet, yaklaşıyoruz galiba. Efendim müsaadenizle programımızın böyle son bölümüne doğru saklıyoruz. Yani burada bir fotoğrafımız var ama ben bugün yorumu size bırakacağım aslında. Oo. Evet. Çünkü tam sizin okuyacağınız bir metin bu. Sizin okuyacağınız, okumanız gereken bir fotoğraf. Bu fotoğrafı ekranda arkadaşlarımız, dostlarımız görüyor mu bilmiyorum. Aslında burada bir insan yok. İnsan yüzü var ama bu yüzün yani böyle bu yüzün kopyasının olduğu bir yerde bile insan gözü arkada bir yüz ve o yüzün de arkasında bir insan, onun da arkasında bir ruh arıyor. Oysa avucu alınmış basit bir maske. İzninizle tarihten bir kesit. Yer Mekke, zaman 500'ler. Yaralı bir insanlık. Yaralayan da kendisi, yaralanan da. Kabe'nin arka sokaklarında faiz borçları karşılığında satılmış kızlar, kadınlar. Kız çocuklarını gelenek uğruna utanma belası daha baştan gömmek zorunda kalarak bu korkunç acıdan uzaklaşmaya çalışan bedbaht insanlar. Köleler, ezilenler, alınıp satılan kadınlar, onursuzluk ve rant kapısı Kureyş. Güçlülerin haklı ve hakim olduğu bir zaman. Kendi içindeki sorunlarla hesaplaşacak bir algı vardır Mekke'de. Bütün bunlara rağmen kendi içiyle hesaplaşacak bir anlayış, bir bakış, bir müşahede. Hepsinden ayrı bir yerde, hepsinden ayrı bir zamanda, herkesten farklı bir kaygıyla bir mağaranın bağrında, işte bu anlayışa, bu muhataba seslenir Allah, diline söz verir. Söz ki ikra, ikra, ikra bismi rabbikellezi halak, halakal insane min alak, ikra ve rabbukel ekrem. Oku. Yaradan Rabbinin adıyla oku. O ki insanı alaktan, sevgiden, ilgiden, alakadan yarattı. Oku. Oku, senin Rabbin kerimdir. Kerimlerin en kerimi. Seni, beni oluşturan, olgunlaştıran Rab. Sana seni, bana beni, hiç beklemediğimiz halde, hiç ummadığımız zamanda karşılıksız veren Rab. Hiçbir insanın hiçbir insana edemeyeceği keremle sana muhatap olan Rab. Rabbin kendisinden ilk olarak kerim sıfatıyla söz açıyor. Çünkü o günde, bugün de İnsanın en çok unuttuğu odur. Bencil, hırslı, biriktirip yuyan, sınıflara ayıran, dışlayan, aşağılayan, bölen,
hastalıklı yanına bir şifa istemektedir insan. Bencil, hırslı, biriktirip yuvan insanın tanıması gereken Rabbin ekrem olması gerek elbette. İşte ona inananlara da düşen o günden bugüne cömertlik, dağıtmak, paylaşmak, kardeşlik olmalı. Rabbin kerem sahibi ise insanda kereme karşılık bir kerem hevesi çıkmalı. İşte bu algı bizim imanımız. İşte bu anlayış, bu duyuş, bu işitiş bizim halimiz. Artık iman eden bencil değil, artık iman eden haris değil, artık iman eden biriktirip yuhan, istifleyen, üst üste koyan, başkasını rengiyle, cinsiyetiyle, haliyle, ülkesiyle, yaşıyla aşağılayan, dışlayan değil. Çünkü insan nereden bozulduysa Rabbi, ekrem olan Rabbi onu oradan düzeltmeye başlar. Nerede düştüyse insanlık, Rabbimiz kerem elini oraya kadar uzatır. Nerede kaybettiyse insan Rabbini, Rabbi işte tam orada bulunur ve orada buldurur kendini. Nerede tökezlediyse insanlık, Rabbi oradan kaldırır ve doğrultur insanı. Öyleyse oku. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O seni sevgiden, o seni ilgiden, o seni alakadan yarattı. Sırf seni sen olduğun için değil, seni hiç kimselerin beklemediği, ummadığı seni, hiç kimselerin sevmeye, anmaya değer bile görmediği seni, sırf sevdiklerin beklemediği, ummadığı seni, hiç kimselerin sevmeye, anmaya değer bile görmediği seni, sırf sevdi diye, şefkat etti diye, kereminden var etti. Sen ey insan, sevgiden yaratıldın. İlgiden dolayı yüz buldun varlığa, alakadan dolayı işte şimdi yeryüzündesin. Sevmeyen sen, ilgilenmeyen sen, alakasız kalan sen, söylesene, insan mısın? İnsan mısın? İnsan mısın? İnsan olan yüzünün ardında acaba ne saklarsın? Sevgisizlik, ilgisizlik, alakasızlık. İşte seni, işte seni böyle insana benzer ama ardında hep insanı aradığımız, bir türlü bulamadığımız, koştuğumuz köşe bucak, sobelemeye çalıştığımız ama bir türlü elinden tutamadığımız insanı, evet, insanı ararız da o yüzün arkasında o yüzü bulamayız. Bismillah. Bugün, şimdi, burada okursan o yüz gerçek yüz olacak. O yüzün ardında, kendi yüzünün ardında kendini bir kez daha bulacak, Rabbini bir kez daha tanıyacaksın. İkra, oku artık. Rabbin ki seni alakadan yarattı. Rabbin ki senin ekremdir ekrem. Kerem sahiplerinin en iyisi. Bütün kerem sahiplerinin sahibi, bütün keremlerin varlık sebebi Rabbin. Sana kerem etmişken sana keremsizlik yakışır. Oku şimdi, oku ki senin Rabbin ekremdir, en kerimdir. Seni beni var eden bundan böyle senden kerem ister, ilgi ister, alaka ister, sevgi ister, muhabbet bekler.
Kimselerin beklemediği, ummadığı seni, hiç kimselerin sevmeye, anmaya değer bile görmediği seni, sırf sevdi diye, şefkat etti diye, kereminden var etti. Sen ey insan, sevgiden yaratıldın, ilgiden dolayı yüz buldun varlığa, alakadan dolayı işte şimdi yeryüzündesin. Sevmeyen sen, ilgilenmeyen sen, alakasız kalan sen, söylesene, insan mısın? İnsan mısın? İnsan mısın? İnsan olan yüzünün ardında acaba ne saklarsın? Sevgisizlik, ilgisizlik, alakasızlık, işte seni, işte seni böyle insana benzer ama ardında hep insanı aradığımız, bir türlü bulamadığımız, koştuğumuz köşe bucak, sobelemeye çalıştığımız ama bir türlü elinden tutamadığımız insanı, evet, insanı ararız da o yüzün arkasında o yüzü bulamayız. Bismillah, bugün, şimdi, burada okursan o yüz gerçek yüz olacak. O yüzün ardında, kendi yüzünün ardında kendini bir kez daha bulacak, Rabbini bir kez daha tanıyacaksın. İkra, oku artık. Rabbin ki seni alakadan yarattı. Rabbin ki senin ekremdir ekrem. Kerem sahiplerinin en iyisi. Bütün kerem sahiplerinin sahibi, bütün keremlerin varlık sebebi Rabbin. Sana kerem etmişken sana keremsizlik yakışır. Oku şimdi, oku ki senin Rabbin ekremdir, en kerimdir. Seni beni var eden bundan böyle senden kerem ister, ilgi ister, alaka ister, sevgi ister, muhabbet bekler.